Arkadaşlar merhabalar. Bir soru yorumda yine bir geometri sorusu yapacağız sizinle. Burada önemsediğim bazı yorumlar var. Onlardan bahsedeceğim. Burada zaten sorular çok uzun sürmüyor. Yani 10 dakikalık bile belki bir soru çözerim ama maksat orada bir şey anlatmak. Zaten o yüzden bu başlığını da bir soruyorum. Bu bir soru yorumda arkadaşlar bazen diyen arkadaşlar oluyor. Ben söyleyeyim. Oynatma listelerime lütfen göz atın. Çünkü oynatma listelerinde bir soru yorum oynatma listesi var. Yani Eyüp Bey'e ana sayfasına girdiğiniz zaman TYT, AYT, Geometri, e, işte 3D çözümleri ve eklediğim oynatma listeleri ilk kısımda çıkıyor. Ama bütün oynatma listelerine erişmek istiyorsanız lütfen oynatma listeleri kısmını tıklayın. Bir soru yorumları da göreceksiniz. Bir yaklaşık 23-24 tane video oldu. Yavaş yavaş sene içinde inşallah siz de biraz böyle AYT'de ilerledikçe özellikle AYT'den güzel yorum soruları paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü... TYT'ler evet tamam ama AYT ve geometride gerçekten yoruma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu soruyu bir durdurun sonra benden dinleyin. Yapmış olsanız bile benden dinleyin. Soru zorsa neden zor olduğunu, soru kolaysa neden kolay olduğunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Dediğim gibi nedeniyle şunu istemiyorum yani soru çok kolay, soru çok zor, soru çöp. Hani bu tarz böyle Ucu açık olan şeylerden ziyade teşvik edici, birbirimize yardım eden, belki diğer soruları da ona göre seçmemi sağlayacak yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir de ben bu soruda bir yorum yapacağım. Siz farklı bir yorumla yaptıysanız, eğer atmosfer olmamak şartıyla ya da sayı verdim çıktı mantığıyla değilse yorumlarda da lütfen belirtin. Bu soru çünkü benim hep anlattığım ve hoşuma giden sorulu modellerinden biridir. Bir de ben şunu önemsiyorum. Artık durdurup çözdüğünüzü varsayıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi ben paralel kenarda şunu önemserim. Bu çok basit bir şeydir. Ama çok önemlidir. Kullanırız. Bu üçgen paralel kenarın yarısıdır arkadaşlar. Ve ÖSYM de bunu çok güzel bir şekilde sorularında sordu. Kaç defa hem de? İkincisi arkadaşlar. Paralellikte karşılıklı oranlar eşittir. Yani A'nın B'ye oranı C'nin D'ye oranına eşittir. Bu soruda ne alaka göstereceğim. Üçüncüsü. Alanlar oranı tabanlar oranıdır. Bir üçgende buraya A buraya B dersek S1 ve S2 dersek S1'in S2 oranı A'nın B'ye oranına eşittir arkadaşlar. Ne zaman tepe noktaları aynıysa veya yükseklikleri aynıysa. Bu üç bilgiyi kullanacağım bir soru yapacağım şimdi size. Bunu birleştirdim. Böylece ilk yorumu yapıyorum işte. Bu arkadaşlar DEC'nin alanı. Şöyle göstereyim hatta fosforla orayı da bir büyütüp. Bakın burada D, e, alanı paralel kenarın yarısı. Doğru mu? Haliyle arkadaşlar o zaman şöyle bir durum oluşacak. Paralel kenarın yarısı olduğu için o zaman burada renkle göstereyim. Şu geriye kalan yeşil bölgelerin toplamı da paralel kenarın diğer yarısıdır. Haliyle yeşillerin toplamı siyaha eşittir. Burada da C, e, K'ya T dersem T artı 11 artı 7... E, C'nin alanına eşit arkadaşlar. Yani içeriye o zaman ne yazacağız? T artı 18. Şimdi dikkat. Burayı böyle buldum ya. Artık şunu söyleyeceğim. DE'ye A diyeyim. EF'ye de B diyeyim. A'nın B'ye oranı T artı 18'in T artı 8 oranına eşit. Dikkat. Tepe noktaları C. Bir üçgen ve tabanı A. Kafanıza yatmadığında oklar gönderin. A ve B'den oklar gönderdiğiniz zaman bakın bu oklar nerede buluşuyor? C noktasında. Hakikaten o zaman A'nın B'ye oranı T artı 18'in buradaki T artı 8'e oranına eşit oldu. Şimdi geliyorum ikinci kısma. Şu C, C diyeceğim. K, F'ye de D diyeceğim. A'nın B'ye oranı karşılık oranlardan dolayı C'nin D'ye oranına eşittir. Doğru mu? Bu arada C'nin D'ye oranı neye eşit arkadaşlar? Hemen renge dikkat edin. Şöyle fosforu alayım yine büyüteyim. Şimdi dur seçemedim ha. Bakın şimdi şu üçgenin alanı yeni yeşille taradığım hatta onu sarı yapayım bence. Karışmasın o yeşille. Şu C'nin ait olduğu üçgenin alanı T. Sonra arkadaşlar burada D'nin ait olduğu üçgenin alanı 8. Ve bunların tepe noktaları ortak. Hangisi? E noktası. O zaman bakın E noktasında durum şu olacak. A şey E K oranı C K E'ye oranı neyi eşit? D'nin C'ye oranı. O zaman tersten söylersek T'nin 8'e oranı C'nin D'ye oranına eşittir. E C'nin D'ye oranı da A'nın B'ye oranına eşitti. Demek ki A bölü B C bölü D'ye olduğu için T'nin de 8'e oranı T artı 18'in T artı 8'e oranına eşit oldu. Şimdi içler dışlar çarpımı 8 T artı 144 eşittir. 8 T artı T kare 8 T'ler gitti. T kare 144 olduğu için T 12 oldu. T 12 olduğu için yaz yerine Yeşil bölge paralel kenarın yarısıydı. 12 artı 18'den 30 paralel kenarın alanı 60 geldi. Ben bu soruyu böyle uzunca yaklaşık işte böyle bir 4 dakikada 1 dakikada konuşmuş olsam anlattım size. Ve burada karşılıklı oranları önemsediğim için paralel kenarın yarısını önemsediğim için ve alanlar oranı tabanlar oranı önemsediğim için buradan anlattım arkadaşlar. Bir soru yorumlarda böyle detaylı bizi düşündüren başka sorularda da kullanabileceğimiz Önemli gördüğüm ve bir şeye binaen yani ileride işinize yarayacağına inandığım şeylerden dolayı böyle bazı soruları uzatarak çözüyorum. E, lütfen o yüzden dikkatli dinlemeye devam edin. Daha önceki bir soru yorumları dinlemediyseniz onları da bu şekilde çözüp dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Muhakkak faydalı olacağına inanıyorum. Görüşmek üzere diğer sorularda ve konularda iyi çalışmalar.